kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi-cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olimpist Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, tavuklu bezelye yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Malzeme listemizi sayalım bakalım ne kullanacağız bu güzel yemek için. Arkadaşlardan rica ediyoruz. Evet. Evet, malzeme listemiz geldi. 200 gram tavuk göğsü, 400 gram konserve bezelye, 2 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet kuru soğan, 2 adet domates, 3 adet biber, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber, tuz, karabiber, kekik, 1 yemek kaşığı salça ve 2 diş sarımsak kullanıyoruz tavuklu bezelye yemeğimiz için. Evet. Tencere şöyle, yemeği yapıyoruz. Evet, tencere yemeği. Şöyle ocağımızın altını yaktık sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biraz sıvı yağımızdan içine ilave edelim. Yavaş yavaş ısınsın. Şimdi o ısınırken biz de şöyle 2 tane soğanımızı alalım. Soğanlarımızı küçük küçük doğrayacağız. Tenceremize ilave edeceğiz ve pembeleşinceye kadar soğanlarımızı güzelce ne yapacağız? Kavuracağız. Ondan sonra soğanlarımızı kavurduktan sonra 1 adet havucumuzu da soyup onu da içine ilave edeceğiz. Ve onu da kavurmaya devam edeceğiz. Onu da bir güzel kavurduktan sonra üzerine tavukları ilave yapacağız ve ondan sonra salçamızı ve baharatlarımızı da ayarladıktan sonra hafif bir suyunu vereceğiz ve güzelce kaynamaya bırakacağız. Havuçlar evet, piştikten sonra ondan sonra diğer malzemeleri patates atacağız ve ondan sonra içine zaten bezelyeler haşlanmış, konserve bezelye olduğu için bezelye atacağız. Domates biberimizi sonradan içine ilave edeceğiz. Şöyle ilk önce ne yapıyoruz? Soğanlarımızı tenceremize ilave ettik. Şöyle 2 diş sarımsağımızı da içine ilave edelim. Biliyorsunuz sarımsak bol vitamin deposu sevgili izleyicilerimiz. Siz de bol bol tüketin. Çok yararlı. Onun için şöyle sarımsağımızı da içine ilave ettik. Kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımızı kavuruyoruz pembeleşene kadar. Bu arada usta, bezelye yemeği çok güzel bir yemek tabii ki. Ama bugün ne yapacağız? Komple mutfakta biraz daha farklı bir çeşitli tavuklu yapacağız. Evet. Genelde pek tavuklu yapılmaz. Hani parça çok, etten veya kıymadan yapılır. Şimdi ama tavukta eminim çok yakışacak. Şimdi şu var, bir sürekli hep aynısını yapma diye bir şey olabilir. Hı-hı. Mesela et almayabilirler ve et yoktu ellerinde. Alternatifi olsun diye biz de bunu sunuyoruz. Hı-hı. Ama çok güzel oluyor. Mutlaka yapsın, denesinler. Çok beğenecekler. Evet, tavukta olması da güzel tabii ki. Hem lezzetli olacak, hem hafif olacak, hem uygun olacak, ekonomik olacak, farklı bir çeşit olacak tabii ki. Yeniliklere, değişikliklere açık olmalıyız. Evet. Şöyle güzelce ne yaptık? Soğanlarımızı tenceremize koyduk. Şöyle kavururken biz de şöyle havucu da içine atalım. Beraber kavrulsun. Evet, beraber kavrulsun. Onlar kavrulurken ben de şöyle tavuğu güzelce bir küçük küçük doğramam lazım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir açalım önce. Şöyle tavuk göğsünü. Evet, ince ince ve kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Aynen öyle. Buradan sevgili Turan Halisoğulları'na da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Evet, şöyle tavuklar çok büyük olmayacak şekilde şöyle küçük küçük doğruyoruz. Siz tavuğu alırken kasabınıza da, eğer doğrayamıyorsanız kasabınıza da doğratabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Ufak böyle kuşbaşı şeklinde doğrayacaklar değil mi? Evet. Haydi Ayşegül Hanım, uzaklaştınız buralardan. Çok rahatsız etmeyeyim sizi ben. Teşekkür ettim. Evet, şöyle. Robotumu özlemiştim. Biraz böyle onu da hasret gideriyorum. Hasret mi gideriyor? Herhalde bir gün götürmemişsiniz hafta sonu eve. Yok, götürmemişsiniz. Yok, artık götürmüyorum. Burada bırakıyorum onları. Biraz böyle sarılayım dedim robotlarıma. Bu nasıl bir sevgi böyle? Bu nasıl bir sevgi böyle? Ya. Robotlarımız insanı işte böyle yapıyor. Çok etkiliyorlar değil mi? Kesinlikle öyle. Onlarla güzel bir bağ kurduk. Onlarsız artık yemek yiyemiyoruz. Yemeklerimizi onlarsız pişiremiyoruz tabii ki. O yüzden onlar olmadan bilmiyorum. Hiçbir şeyin tadı yok. Hiçbir yemeğin tadı yok. Tuzu yok. Lezzeti yok. O yüzden onlarsız hayat olmaz. Onlarsız hayat olmaz benim için. Biraz böyle onlarla hasret gidereyim dedim. İnşallah bugün böyle ne yapacaksınız? Hasret giderecek misiniz siz de? Robotlarla mı? Evet. Yok bugün ben size bıraktım Ayşegül. Tamam, siz o zaman bugün bol bol ben hasret giderim. Çok fazla özlediğiniz için bugün ben size bıraktım. Şöyle güzelce soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavruluyor. Havuçlarımızı da içine ilave ettik. Şöyle güzelce kavurmaya devam etsin. Şimdi tavuğumuzu da doğradık. Evet, şöyle. Tavuğumuzu da doğradık. Şimdi patatesleri güzel doğrayacağız ama patatesleri doğramadan önce biliyorsunuz sürekli vurguladığımız bir nokta vardı. Bütün hangi yemekleriniz olursa olsun mutlaka soğanı kavururken içine şöyle bir tane veya da iki tane biberden şöyle alın. Onu da küçük küçük böyle doğrayın. Biliyorsunuz biberin kendine has bir tadı var, aroması var ve soğanınıza, yemeğinize çok güzel bir tat verecek ve lezzet verecek. Şöyle çekirdeklerini alıyoruz. Çekirdekleri biraz acı olduğu için kullanmayın. Siz de sevgili izleyicilerimiz. Evet, güzel bir lezzet şöyle katacak inşallah. Şimdi bakın soğanlarımız kavruldu. Evet. İçine ne yaptık? Havuçlarımızı attık. Şimdi içine ne yapacağız? Biberlerimizi de atacağız. Kavurmaya devam edeceğiz. Evet, kavurmaya şöyle devam ediyoruz. Evet. Şöyle güzelce bir kavrulsun bakalım. Evet. Evet, şimdi ben de şöyle patatesleri güzelce bir soyup, sevgili izleyicilerimiz, patatesleri de soyup küçük küçük doğramamız lazım. Evet, güzelce tenceremizin içerisinde sebzelerimiz kavrulsun, soğan, evet, havuç ve biberlerimiz. Patates de ilave edeceğiz. Patates biliyorsunuz çok yakışıyor bezelyeye. Şunu da söyleyelim, şimdi bakın bugün biz tavuklu yapacağız. Normalde siz farklı et kullanabilirsiniz ama hiç et de kullanmayabilirsiniz. Ne tavuk ne bezelye hiç fark etmez. Bunu sadece bu sebzeleri kullanarak da yapabilirsiniz. Yine havuç, biber, soğan, patates öyle değil mi usta? Evet, aynen öyle. Ve bezelye tabii ki. Dilerseniz salçalı, dilerseniz salçasız. Salçasız da çok güzel oluyor, evet, biliyorsun. Çok güzel oluyor. Biliyorsun bir de bunun zeytinyağlısı var aynısının. Zeytinyağlılar sevgili izleyiciler, et falan kesinlikle hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Zeytinyağlısı da çok güzel oluyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda ondan da yaparız. Siz de görürsünüz. Şöyle. Evet, bu arada biliyorsunuz sevgili izleyenlerimiz, ustamız patatesi doğrarken biz ne yaptık? Ramazan'ın ilk gününden beri elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Ramazan'la ilgili güzel bilgiler paylaştık sizlerle. Ramazan'ın maneviyatı ile ilgili, önemiyle ilgili ve ne yaptık? Ülkemizdeki, Türkiye'mizdeki illerde böyle yapılan şenlikler, yapılan faaliyetler nelerdir Ramazan'da? Ufak ufak onlara değinmiştik. Her gün böyle 2-3 ilimize yer ayırıyoruz. İnşallah biraz sonra yine Tekirdağ, Kırklareli, Şanlıurfa'da neler yapılıyordu Ramazan'da? Onlarla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Vaktimiz yeterse diğer illerimize de değineceğiz. Biliyorsunuz Samsun, Sinop, Edirne, İzmir hep bunları anlattık sizlere. Bugün de bakalım vaktimiz yeterse yine Siirt, Kilis hepsine değineceğiz. Evet. Şöyle ne yaptık sevgili izleyiciler, bir daha anlatalım. Güzelce soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavurduk. Havuçları içine ilave ettik. 2 adet biberimizi de içine ilave ettik. Kavurmaya devam ediyoruz. Şöyle tavuğumuzu da güzelce ne yapıyoruz? Şöyle içine ilave ediyoruz. Şöyle güzelce bir karıştıracağız. Şöyle. Güzelce bir tavuklarımızı da karıştıracağız ki pişsin, beraber kavrulsun. Ben de şu patatesi hallettikten sonra diğer malzemeleri içine ilave edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şöyle patateslerimizi de soyduk, hazırladık. Şimdi ne yaptık? Güzelce soğanlarımızı kavurduk, havucu kavurduk. Etimizi içine ilave ettik. Ve şöyle salçamızı da içine ilave ediyoruz. Beraber kavrulacaklar mı? Evet. Tamam. Şöyle güzelce bir kavrulsun. Şöyle böyle. Salçamızı biraz fazla kavuruyoruz. Elimizde geldiği kadar. Biliyorsunuz salçayı fazla kavurduğumuzda hem çok güzel bir renk görüntü veriyor ve de midemizde yanma, ekşime yapmayacak. Onun için biraz daha fazla kavururuz sizde. Şöyle güzelce salçamızı kavururken ne yapıyoruz? Şöyle baharatımızı da ayarlayalım. Şöyle çok az bir şekilde pul biberimizden içine ilave edelim. Tuzumuzu sonra içine atacağız. Evet. Evet, şöyle güzel bir kavrulsun bakalım. Evet, şöyle ben de patatesleri küçük küçük doğrayayım. Yemeğimiz yavaş yavaş ocağımızda güzelce pişiyor. O pişerken biz de şöyle bir hazırlık yapıyoruz tekrardan. Şöyle patateslerimizi bir doğrayalım. Şöyle. Evet, şöyle sıcak suyumuzu da verelim. Karıştıralım size zahmet. Evet. Çok fazla sulu olmamasına dikkat edeceğiz. Şöyle kenarından da bir alalım. Hı hı. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Şöyle kenarlarını da bir toplayalım. Evet. Ne yaptık bir daha anlatalım. Önce soğanlarımızı güzelce bir yağımızla beraber kavurduk. Pembeleşince kadar kavurduk. Ve soğanlarımızı kavurduktan sonra havuçları içine ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. 2 adet biberimizi içine ilave ettik. Tekrar kavurmaya devam ettik. Ondan sonra en son tavuklarımızı içine ilave yaptık. Ve salçamız. Salçamızı biraz fazla kavurduk. Güzelce baharatımızı ne verdik? Tuz. Şu anda vermiyoruz, en son vereceğiz. Pul biberi, karabiber içine ilave ettik. Ve şöyle sıcak suyla açtık. Ve kapağını şöyle biraz kapatalım. Arada sırada bir karıştırmamız lazım sevgili. Ondan sonra yavaş yavaş pişsin. Evet, harikasınız. Biraz sonra ne yapacağız? Patateslerimizi de atacağız tabii ki içerisine. Siz patatesleri böyle ufak ufak küp küp doğrarken biz de ne yapalım? Tekirdağ'dan bahsedelim. Bakın Tekirdağ'da Ramazan gelince, daha doğrusu Ramazan'ın geldiği nereden anlaşılıyormuş? Tekirdağ sahillerinde sandal gezileri yapılıyormuş Ramazan ayında ve çocuklar ayın 15'inden itibaren Ramazan'a böyle büyük, Ramazan bayramına büyük bir coşkuyla hazırlık yaparlarmış, giysi telaşına düşerlermiş. Ama bir de benim dikkatimi çeken şu oldu sevgili izleyenler, illerimizden bahsederken özellikle eskilerde yapılanlardan genelde hep diyoruz ki Ramazan'ın 15'inden sonra, yani ilk sanki 15 günü biraz daha böyle bir sükunet içinde. Alışma süresi. Evet, alışma süresi mi bilmiyorum artık. Ama Osmanlı'yı araştırdığımız ve okuduğumuz zaman da yine Osmanlı saraylarında da aynı adetler vardı bakın. 15 gün boyunca sanki bir adapte olma zamanını geçiriyorlar. Bir adapte oluyorlar Ramazan'a. İşte oruçlarını tutuyorlar. Ayın 15'inden sonra şenlikler başlıyor, iftar davetleri başlıyor. Zannedersem bu adet, 15'inden sonraki adet Osmanlı'dan, atalarımızdan bizlere kaldı ve bu gelenek öyle devam etti. Ayrıca Tekirdağ'da belediye binası önünde de, usta sakın sen çok hoşuna gidecek bu, ne yapıyorlar biliyor musun? Belediye binasının önündeki havuzda sazlar çalınıyormuş. Güzelmiş o. Evet. Tekirdağ'da böyle bir adet varmış efendim. Sandal gezileri yapılıyor. Belediye binasının önünde de sazlar çalınıyormuş. Davulcular düzeldi mi Ayşegül Hanım? Yani o kadar davulcular, bizim davulcular bilmiyorum, ben duymuyorum. Bu 2-3 gündür duymuyorum. Demek ki senin ya bana küstüler ya da uykum çok mu derin bilmiyorum. Bugünlerde biraz zor uyanıyorum gerçi ama uyanıyorum tabii ki. Saatimi kuruyorum. Saatim çalıyor. Kapatıyorum saatimi. Bu sefer kız kardeşim arıyor beni. Uyandırıyor. Zaten o arar aramaz hemen fırlıyorum. Hemen, evet, uyandırma servisi. Bazen hatta başka aynı evin içinde, hani annemlerde falan kaldığımız zaman da kız kardeşim böyle odada tabii eriniyor uyanmaya, ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Telefonla yine beni çaldırıyor, uyandırıyor. Hani kalk sahura hazırla diye. Mecburen kalkıyoruz artık, yapacak bir şey yok. Yani demek artık davulcuların sesini 3 gündür... Duymuyorum, evet. Duymuyorum. 3 gündür davul sesi duymuyorum. Ama bir eğitmek lazım onları bence. Güzel, böyle bir eğitelim inşallah davulcuları. Biz belediye başkanına da burada seslendik, ricada evet. bulunduk. Hatta dedik, bütün belediyelere seslenelim evet, bence. Ayşegül Hanım için mehter marşı ayarlayın diye ama. Mehteren ama ne evet. güzel değil mi? Evet. Özellikle bu biliyorsunuz Sultanahmet'te çok cıvıl cıvıl ve renkli geçiyor. Ramazan şenlikleri yine. Orada mehteren takımı yürüyüş yapıyor. Ondan sonra güzel marşlarımızı söylüyor. 1-2 sene gitmiştim. Ben bu sene gidemedim daha gerçi. Denk yok, gelmiştim. Ablam şey yapsın, bir tane top getirsinler. Ama güzel adetler bunlar. Keşke olsa. Evet, topla yani iftarımızı açsak. Topla yine sahur vaktinin geldiği, bittiğini haber verseler. Ben böyle hani kiminin böyle ruhu hepsine vardır ya. Hepsine kabulüm diyorsa davula kabul değilim diyorsa. Davula evet sevmiyorum. Davulun ritmini sevmiyorum. Belki öğrenirlerse, eğitim alırlarsa bilmiyorum hoşuma gider mi. Ama çok böyle insanı rahatsız edecek derecede çalıyorlar bu davulları. Ama her şeyle hakikaten Ramazan çok güzel. Tabii ki, görüyorsun, tabii davul ki. Davullar olsun, şey olsun. Gerçi biz işin espri tarafında sevgili izleyicilerimiz. Biz ama Ramazan'ın her yönüyle biliyorsunuz çok güzel de mübarek ay geldi gidiyor. Bak tutamıyoruz. Tutmak istesek bile tutamıyoruz. Tabii oruç ayı. Evet, oruç ayı. Tutmak istesek tutamayız ama ne yapabiliriz? Çok güzel tabii ki Peygamberimizin sünnetleri var. Ondan sonra sevap kazanmak istiyorsak pazartesi günlerini, perşembe günlerini de Ramazan ayı olmasa dahi niyetli geçirebiliriz. Öyle değil mi usta? Evet, aynen öyle. İnşallah Rabbim böyle herkese güzel alışkanlıklar kazandırsın. Tabii ki imanlarımızı taze tutmamız gerek. Sürekli böyle ne yapalım? Elimizden geldiğince hani tabii önce farzlar. Önce farzları yapalım, sonra sünnetlere yer verelim inşallah. İnşallah görevimiz neyse ibadetlerimizi yerine getirelim. Evet inşallah. İnşallah duası kabul olan kullarından eder Allah-u Teala. Amin, amin, amin. Dualarımızı, tabii. ibadetimizi, orucumuzu inşallah Allah-u Teala kendi katında kabul eder. Evet her zaman evet. dua ediyorum. Bakın bazen böyle hani insanlar dua ediyor, ev istiyor, araba istiyor, iş istiyor. Ama hep annemden öğrenmişimdir. Çok güzel bir dua diyor ki din, iman, sağlık. Çok önemli. Bunlar olsun gerisi tabii ki gelir. Rabbim inşallah sağlık versin bizlere. Dini bütün olalım inşallah, imanlı olalım tabii ki. Bunları eğer elde edersek, bunları kazanırsak şayet gerisi gelir. İş de gelir, güç de gelir, hayatımız güzel de olur. Yeter ki güzel ahlak olsun. Aslında bizim bir abimizin çok güzel bir sözü vardı. Ya Rabbim diyordu, tamam mı? Senin istediğin kul olayım, tamam mı? Senin sevdiğin bir kul olayım, isterse beni ateşine at. Ya. İsterse cehenneme at ama senin sevdiğin, senin razı olduğun bir kul olayım. Geri kalan istersen ateşe at, nereye atıyorsan at. Tabi bu ne da nedir? İstersen, diyor evet. ki ne gelirse senden razıyım, evet, ne gelirse senden güzeldir, kabulümdür demek. Evet, aynen öyle. Onun için o bizden razı olsun da gerisi boş. Onun doğru. verdiği ceza biliyorsun Ayşegül Hanım. Çok güzel. Yeter ki kullar verilmesin cezayı. Aynen öyle, aynen öyle. Hatta bugün neler hazırladık sizlere? Neler demeyelim de ne hazırladık diyelim şöyle. Tavuklu bezelye yemeğimiz vardı ilk etapta. Bakın çok güzel bir şekilde şu an tenceremizde pişmeye devam ediyor. Evet, neler evet. yaptık şöyle bir hatırlatalım sizlere. Tamam şimdi bir daha hatırlatalım. Şöyle evet. önce ne yaptık sevgili izleyicilerimiz size bir daha hatırlatalım. Şöyle patateslerimizi ilk önce şöyle bir süzelim. Şöyle patateslerimizi de içine ilave ettik. 400 gram kadar. Şimdi önce soğanlarımızı bir güzel pembeleşinceye kadar kavurduk. Soğanlarımızı kavurduktan sonra sevgili izleyicilerimiz içine havuçları ilave ettik. 2 adet biberimizi ilave ettik. Ve ondan sonra tavuklarımızı, tavuk göğsümüzü içine ilave ettik. Güzelce kavurmaya devam ettik. Ve ne yaptık? Ondan sonra salçamızı içine ilave ettik. Salçamız güzelce kavrulduktan sonra içine baharatlarımızı, tuz, pul biber ve karabiberimize verdikten sonra suyla, sıcak suyla açtık. Ondan sonra kaynamaya bıraktık sevgili izleyicilerimiz. Güzelce şimdi ne yaptık? Patateslerimizi de içine ilave yaptık. Ve şöyle konserve bezelyemizi de içine ilave edelim. Beraber güzelce bir kaynasın. Evet, çok güzel. Bir de hatırlatalım, bakın neler kullandık. Öncelikle soğanımızı kavurduk. Sonrasında içine de 2 diş sarımsak attık. Evet. Ve havuçlarımızı ilave ettik. Evet. Havuçlardan sonra biberleri koyduk. Sonra tavuk göğsümüzü böyle ufak ufak ama büyük kuşbaşı olmayacak ilave ettik. Onu da güzel kavurduktan sonra üzerine bu sefer patateslerimizi, salçamızı koyduk. Güzel yine karıştırdık, kavurduk. Sıcak suyumuz, patatesimiz, bezelyemiz ve inşallah yine şimdi domateslerimizi ilave edeceğiz. Evet, domateslerimizi güzelce bir kaynasın, ondan sonra ilave yapacağız. Evet, şimdi şöyle bezelyemizi. Tamam, bezelyemizi bir alalım tabağımıza. Evet, şöyle bir aldık. Şöyle sıçramasın diye burada boşaltın, üstümüze gelmesin diye sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bezelyemizi hazırladık gördüğünüz gibi. Şöyle üzerine az bir şey bir maydanozumuzu ilave ettik. Kekik niye bir sonra atıyoruz? Kekik yemeğinizi karartmasın diye, biliyorsunuz. Kekiğin kendine has bir kokusu var, rengi var. Onun için kekinizi ne yaparsınız? Sonra atarsa o zaten kokuyu verecek. Ama ilk önce atarsanız yemeğinizi karartacağı için siz biraz en son... Biraz da acılaştırabilir, evet, öyle değil mi? Evet, acılaştırıyor. Aynen öyle. Ve şöyle gördüğünüz gibi tavuklu bezelyemiz hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Ve şu anda gördüğünüz gibi servise hazır. Yine günümüzün sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Evet, yine güzel bir günün sonuna geldi sevgili izleyicilerimiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.